Emlakçılık yapan Nuri Koç, konut ve iş yeri kira bedellerini emlak danışmanlığı yetki belgesi olmayan fason olarak tabir edilen emlakçıların ev sahipleriyle anlaşarak yükselttiğini söyledi. Emlakçı Nuri Karakoç, konut kiralarında emlakçı, kiracı ve ev sahiplerinin sorun yaşadığını aktardı. Biz Kırşehir'de emlakçılar olarak şu anda büyük bir sıkıntı olan kiralamalarda büyük bir üzüntü ve sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda mesela yetki belgesini almış, işletme kurmuş emlakçıların haricindeki fason emlakçılar ev sahipleriyle birlikte olup yani ucuz bir komisyon alacağım ama kiranı şöyle vereceğim, böyle vereceğim diye ev kiralarını aşırı derecede bir yükseltme yapıldı. Mesela geçen yıl 2023 yılının ilk aylarında 1500 liraya 2000 liraya verdiğimiz dairelere şu anda 8 bin, 10 bin, 3 bin liraya, 5 bin liraya verilmiş olan dairelere 15 bin, 20 bin lira istiyorlar. Şu anda vatandaş ve resmi emlakçılar olarak biz büyük sıkıntıdayız. En büyük sıkıntı denetim eksikliği. Mesela resmi yetki belgesi olan vergi ödeyen emlakçıların dışındaki fason emlakçıların hiçbir devletimize vergi ödemeden bu işlerden gayri resmi dışı gelir elde ediyorlar ama aynı zamanda da yetkilileri sıkıntıya sokuyorlar. Ev sahipleriyle birlikte olup abi ben senin evini 3 liralık evini 10 bin liraya veririm, 5 bin liraya veririm, senden 3 bin alırım, 2 bin ondan alırım diye bunu yapıyor. Vergi veren, yetki belgesini alan emlakçıyla hiçbir belgesi olmayan adam gidip dükkan açıyor, ne belgesi var ne vergi levhası var. Veyahut da dışarıda hiçbir cebinden devlete veya herhangi bir resmi kuruma bir bedel ödemeden ayakta emlakçılık, fason emlakçılık yapıp bu anda da resmiye işini yapan emlakçıların işine balta vur. Vatandaş Mustafa Yıldız'a ev kiralarının yüksekliği karşısında insanların gelir durumlarına göre uygun ev aradıklarını belirtti. Ben bir ev arıyorum. Bir türlü sahibinden baktım bulamadım. Emlakçılara geldim. Fiyatlar çok yüksek. Bu herkes kafasına göre bir zam istiyor, fiyat veriyor. 3000 liraya oturuyorduk, 15 lira istiyor. Şey, orijinal tapu gibi falan görmeyince diyorum. Sen orada bir müdahale et. Bunlar burada sen hiç zaten ben dedim onlara zaten.